Geçen dersimizde ilk HTML dosyamızı oluşturduk. Paragraf ve başlık elementlerini kısaca görmüş olduk. Bu dersimizde HTML attributes konusunu ele alacağız. Ardından da başlıklar konusunu ele alacağız. Öncelikle HTML attributes konusunu ele alalım. Görmüş olduğunuz gibi P ile başlayan bir elementimiz var. Bu geçen dersten de bahsetmiş olduğumuz üzere bir paragraf elementi. Bu elemente bir nitelik kazandırabiliriz. Veya dosyada görmüş olduğunuz gibi bir meta etiketi var. Bu meta etiketi bir nitelik kazanmış. Attributes nitelik anlamına geliyor. Ve HTML etiketlerimize biz nitelik kazandırıyoruz. Şimdi örnek olarak bir tane internet sitesi link ekleyelim sayfamıza. Onun için de A etiketini kullanacağız. A etiketini şöyle kullanıyoruz. A yazıyoruz, boşluk bırakıyoruz. Href attribute'ünü ekledikten sonra eşittir yazıyoruz. Tırnaklarımızı açıyoruz. Tırnaklarımızı kapatıyoruz. Buraya istediğimiz linki yazıyoruz. Ve tekrardan küçüktür işaretiyle kapatıyorum. İçeriğimizi buraya giriyoruz. Ve daha sonrasında küçüktür işareti koyup eğik çizgi A yazıp kapatıyorum. Ve burada gördüğünüz üzere element bitmiş oldu. Şimdi buraya istediğimiz link yerine ben google.com'a gitmesini istiyorum. Buraya yazıyorum google.com'un internet sitesini. Ve dosyamı kaydediyorum. Sayfamı yenilediğim zaman buraya içerik olarak gelmiş oldu. Bunun üzerine tıkladığımda beni tarayıcı google.com'a götürecek. Tekrardan geri geliyorum. Ben bir tane daha link ekleyeyim. Hatta bu linki de bu paragrafın içine ekleyeyim. Küçüktür işareti koydum. A yazdım. Ref yazdım. Eşittir. Tırnaklarımı koydum. Kapattım. Tekrardan etiketimi bitireceğim. Şimdi buraya bir internet sitesi yazalım. Bu ne olsun? HTTP 2 nokta üst üste eğik çizgi wikipedia.org olsun. Buraya da Wikipedia yazdım. Kaydettim. Dosyamı yeniledim. Buraya Wikipedia olarak gelmiş oldu. Tıkladığımda internet sitesine götürecek beni. Şimdi bu konuyu ele aldıktan sonra birden fazla nitelik kazandırabilecek durumlar vardır. Bu örneğin resim dosyalarının konumunu belirtirken kullanacağız ve bunu ilerleyen derslerde kullanacağız. Şimdi başlıklar konusunu biraz daha ele alalım. Önceki derste demiştik ki H1'den başlayıp H2, H3, H4, H5 ve H6'ya gidiyor. Şimdi H1'den başlayıp H6'ya giderken bunların hepsi bir başlıktır. Ancak H1 en büyük puntoyu verirken H6 en küçük puntoyu verir. Metin editörümüzde tekrardan bir başlık oluşturalım. Bu başlığımız H4 başlığı olsun. Kapattım. H4 başlığı yazdım içine. Tekrardan küçüktür işaretini koydum. Eğik çizgi koydum. H4 yazıp kapattım. H5'i oluşturalım. Bunun için de yazalım ki H5 ile oluşturulan bir başlık. Tekrardan etiketimi kapatıyorum. Ve H6'yı oluşturalım şimdi. H6'yı oluştururken de buraya diyelim ki H6 başlığı. Tekrardan elementimi kapatıyorum. Çünkü artık işim bitti bununla. Kapattım, dosyamı kaydettim. Tarayıcımı yeniledim. Tarayıcımı yenilediğim üzere gördüğünüz üzere H1'de yazılan başlık en büyükken H2'deki biraz daha küçük, H3'teki biraz daha küçük, H4'teki biraz daha küçük. H5 ve H6'ya gittikçe küçülüyor. HTML başlıklar konusunda anlatacaklarım bu kadar. Bu ders boyunca HTML etiketlerinin nitelik oluşturmayı, kazandırmayı öğrendik ve başlıklar konusunu biraz daha detaylı ele aldık. Diğer derste görüşmek üzere.